Dünya Kupası H grubu analiziyle karşınızdayım. Bu grupta Portekiz UEFA playofflarından geldi. Hatırlayacaksınız bizi eleyerek gelmişlerdi. Artık eskisi kadar sadece Ronaldo'ya bağımlı bir takım yok. Uruguay yeni yıldızlarıyla birlikte yaşlanmış yıldızlarını destekleyerek bir şeyler yapmanın peşinde. Güney Kore ise biraz kapalı kutu ve bir şeyler yapabilecek kaliteli oyunculara sahipler ama grupta ne olacakları belirsiz. Ghana ise tamamen değişik bir stratejiyle buraya geldi. Onlar neydi? Birazdan bahsediyor olacağım. Hemen Portekiz'le birlikte başlayalım isterseniz. Portekiz'in en büyük sorunu Ronaldo. Şimdi burada en büyük sorun Ronaldo dediğim zaman dislike butonuna doğru koşuyor olabilirsiniz ama tam olarak ne demek istediğimi açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz oyuncunun şu anda hem fiziksel olarak hem psikolojik olarak Manchester United'da yaşadıklarıyla birlikte birçok sorunu var. Ama yine de son turnuvası olduğu için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Sadece artık dünyanın en tepesinde olmadığının bilinciyle oynaması gerektiğini düşünüyorum ki takıma biraz daha fazla katkı verebilsin. Örneğin geçtiğimiz yıl Manchester United'da oynarken topu sürekli kendine isteyip bazen pozisyon kaçırdığı ve daha çok sinirlenip daha çok ıslanıp daha çok pozisyon kaçırdığı maçlar oluyordur Ronaldo'nun. Dolayısıyla biraz daha takım oyununa uygun bir şekilde oynaması ve takımı yükseltecek şekilde oynaması gerekiyor bence. Eğer ki takım uygun bir şekilde oynarsa ben Portekiz'e hala katabileceği çok şey olduğunu düşünüyorum. Ancak biraz da oyuncu özellikleri nedeniyle takımı geriye çekebilir. Çünkü harika bir bağlantı oyuncusu olmadığını söylememiz lazım. Portekiz özellikle hücum bölgesinde çok daha alternatifli bir kadroya sahip. Artık bir sürü oyuncu var ileri bölgede ve bunlarla da oynayabilir Ronaldo bir şekilde takım. Ancak benim gördüğüm Fernando Santos ve Ronaldo arasındaki iletişim çok iyi ve mutlaka Ronaldo oynayacaktır. Çünkü hazırlık maçlarında, daha doğrusu Uluslar Ligi maçlarında gördüğüm kadarıyla Ronaldo durum ne olursa olsun oynuyordu Manchester United'da forma bulamamasına rağmen. Burada zaten Fernando Santos'un ben takımdan artık çok iyi yararlanamadığını düşünüyorum. Zaten 2016'da kazanırlarken de sıkıcı bir futbolla kazanmışlardı. Sonrasında da oyunu çok çok fazla geliştiremediler. Elemelerde zaten playofflara kalmaları bence bayağı büyük bir sıkıntıydı onlar için. Sonrasında ise Uluslar Ligi'nde İspanya'nın arkasından ikinci oldular ki çok büyük bir sıkıntı değildi bu bence. Sadece burada dediğim gibi Ronaldo United'da süre alamıyorken Leao'nun yedek kalması ve onun oynaması bana garip gelmiş. Çünkü Leao mesela müthiş bir performans gösterdi. Hem geçen hem hala göstermeye devam ediyor. Umarım Ronaldo biraz daha egosunu arka plana atar ve tıpkı Euro 2016 finalinde oyundan çıktığında takım arkadaşları nasıl desteklediyse sağ içinde de bunu yaparak onlara örnek olmaya devam eder. Öbür türlü kendi hırsı nedeniyle ben takımın önünü kapayabileceğini düşünüyorum. Gelelim en iyi oyuncularına. Yani burada zaten çok bahsettik ama Ronaldo'yu hala en iyi oyunculardan biri olarak saymamız gerekiyor bence. Ne olursa olsun 37 yaşında bile dünyanın en iyi hücum oyuncularına taş çıkaracak seviyede bir performansı var. Bunun dışında Ruben Dias'tan bahsetmemiz lazım. Savunmada belki olacaktır ki City'ye geldiğinden beri savunmanın bir numaralı oyuncusu zaten Manchester City'de. Premier Lig'in de en iyi stoperlerinden biri olarak sayılıyor. Burada da liderlik özelliğiyle savunmanın bence en büyük lideri olacaktır. Orta sahada ise ben Bernardo Silva'yı en çok önemsediğim oyuncu olarak söylemem lazım. Çünkü bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini rakip oyuncuları baskılayacaktır ve aynı zamanda yaratıcı da bir oyuncu biliyorsunuz. O yüzden çok çok iyi bir oyuncu olduğunu söylemem lazım Portekiz için. Gelelim Ghana'ya. Ghana'nın en büyük sorunu yenileri adapte etmek olacak. Bunu yeniler kim derseniz şöyle bir şey var. Ghana aslında bu Eylül ayında yaz döneminde falan 5 tane transfer yaptığı gibi bir şey oldu. Bu oyunculardan bahsedelim isterseniz kısaca. Bilbao doğumlu Athletic Bilbao'nun yıldızı Iñaki Williams'ı Ghana milli takımına kattılar. Resmen bir transfer gibi bir şey bu. Onun haricinde Hamburglu Ambrosius'u da kadroya kattılar. Normalde Ghana milli takımında olmayan bir oyuncuydu. Yine Londra doğumlu Lamptey'i de kadroya kattılar. Ve Berlin'li Honigstorfer'i de çağırdılar. Bunların hepsi aslında başka milli takımda oynayabilecek özellikle oyunculardı. Pasaportları nedeniyle ancak bunların milli takımlarını değiştirerek hepsini milli takıma çağırdılar. 4 tane transfer yaptılar. Onun haricinde Southampton'ın orijinal Ghana doğumlu oyuncusu Salisu'yu da kadroya çağırdılar ve toplamda aslında 5 yeni transferle birlikte takımları geliştirmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Açıkçası Ghana burada olması benim için sürpriz olan takımlardan bir tanesiydi. Ki FIFA sıralamasında da zaten 61. sıradalar. Bu da turnuvadaki en gerideki takım anlamına geliyor. Ama az önce saydığım isimlerle birlikte kadroyu birazcık daha güçlendirmeye çalıştılar ki takım gerçekten çok zayıf bir takımdı. İsterseniz bu eklemelerden sonra ne yaptılar hazırlık maçlarına diye bakalım kısaca. Brezilya'ya karşı oynadılar. Ne yazık ki onlar için 3-0 mağlup oldular. Sonrasında Nikaragua ile oynadılar ve 1-0 kazanmayı başardılar. 2 maçta da bu yeni gelen oyunculara olabildiği kadar süre vermeye çalıştılar. Hepsini denediler. Ancak hangisinin ne kadar katkı sağlayacağı, takıma ne kadar uyum sağlayacağını görmek için 2 maç çok az bence. Dolayısıyla Dünya Kupası'nda ne yapacaklarını merakla bekliyorum. İsterseniz en iyi oyuncularını sayalım hemen. Orta sahaya Thomas Partey'i kesinlikle koymam gerekiyor. Zaten bu milli takımdaki
en tecrübeli, en çok milli takım tecrübesi olan isimlerden bir tanesi. Ki 40 maçta 13 golle Gana'yı en çok taşıyan isimlerden bir tanesi. Orta saha olmasına rağmen. Bunun yanına yeni transfer Iñaki Williams'ı koymam lazım. İspanya'da uzun süre forvet sıkıntısı oldu biliyorsunuz. Ve ona rağmen bir türlü İspanya milli takımında forma şansı bulamadı. Ya bu sayede Gana geçmişi nedeniyle Gana'ya transfer olabildi milli takım anlamında. Son olarak yine hücum bölgesinde Muhammed Kudus var. O da Ajax'ın yeni parlak isimlerinden bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 4 gol 2 asist yaptı ki bu Şampiyonlar Ligi için 22 yaşında bir oyuncu için çok büyük bir başarı bence. Bakalım bu oyuncular ve geriye kalan tabii ki kadro hep birlikte takımını daha iyi bir yere taşıyabilecekler mi? Ben özellikle bu yeni transferlerin performansını çok merak ediyorum ve onları dikkatle izliyor olacağım. Şimdi videonun burasına kadar geldiyseniz son analiz videomuz ama beğeni butonuna basarsanız teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden hemen Uruguay'a geçelim. Uruguay'da en büyük sıkıntı santrafora kimi koyacakları olacak gibi gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz Cavani, Suarez yıllardır santrafor bölgesinde oynayan isimler. Bununla birlikte Darwin Núñez adında çok genç ve potansiyelli bir isim katıldı aralarına. Bir hoca değişikliği oldu. Birazdan bahsedeceğim ve onun gelişiyle birlikte daha yüksek tempo, önde pres yapılan bir oyuna geçiş yapıldı. Bu yüzden bu santrforlardan hangisi bu oyuna daha uygun olacak onu da değerlendirmek gerekecek santrfor seçerken. Eylül oyununda Cavani'yi milli takıma çağıramadılar çünkü Gattuso Valencia'nın başındaki isim onu bırakmadı. Cavani o zaman yeni transfer olmuştu ve takıma adapte olması için Gattuso onun kalmasını istedi ve göndermedi milli takımlara. Núñez ise Premier Lig'e istediği gibi başlangıç yapamadı ve Haaland'ın performansından sonra özellikle Liverpool'a çok eleştirilen bir isim oldu. O yüzden o da bir merak konusu şu anda. Onların dışında Luis Suarez var biliyorsunuz Uruguay'a gitti ve orada performans gösterdi. Şampiyon oldu. Şimdi az önce bir hoca değişikliğinden bahsettim. 2006 yılından beri takımın başında olan Oscar Tabárez 2022'nin başıyla birlikte hocalığı bıraktığını açıkladı. Tabárez'in bırakmasından sonra alıştığımız baklava 4-4-2 sisteminde değişmiş oldu. Ve yeni hoca Diego Alonso son 5 hazırlık maçında olabildiğince farklı dizilişler ve taktiklerle değişik şeyler yapmaya çalıştı. Bu arada 2022 başında gelen hoca 9 maçta sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Olmuşsa bütün maçlarını kazandı. Tabárez takımın başındayken son 4 eleme maçını kaybetmişti Uruguay ve Diego Alonso geldikten sonra 4'te 4 yaparak takımı Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Hazırlık maçlarında ise Haziran ayında Meksika'yı 3-0, Panama'yı 5-0'la geçtiler ve Amerika Birleşik Devletleri ile 0-0 berabere kaldılar. Eylül'de de İran'a 1-0 mağlup olurken Kanada'yı 2-0 yenmeyi başardılar ve bu maçların neredeyse hepsinde farklı bir 11 ve farklı bir dizilişte oynadılar. O yüzden tam olarak nasıl oynayacaklarını söylemek biraz güç şu anda ama öne çıkabilecek oyunculardan bahsedebiliriz rahatlıkla. Ben ilk olarak burada Federico Valverde'den bahsetmek istiyorum. Şu anda dünyanın muhtemelen en iyi orta saha oyuncusu. Şu ana kadar toplam 18 maçta 8 gol ve 4 asistle oynadı ve bu da bir orta saha oyuncusu için inanılmaz rakamlar bence. Núñez'i koyacağım buraya. Her ne kadar şu anda hala Cavani ve Suarez'i geçebildi mi? Potansiyel olarak belki geçebilir ama şu anda onların önünde mi bilinmese de değişik özellikleri olan bir oyuncu, net bir 9 numara. O yüzden etkili olabileceğini düşünüyorum. Tabii onu saydığımız zaman Suarez ve Cavani'yi de saymamak olmaz. Suarez gitti biliyorsunuz Uruguay'da eski takımını şampiyon yaptı. Orada gollerini atmaya devam etti geldi. Cavani yine Valencia'da az forma şansı bulmasına rağmen gollerini atıyor. Dolayısıyla bu iki ismin de formayı rahat rahat bırakmayacağını düşünüyorum ben. Bakalım Uruguay burada başarılı olabilecek mi? Diyelim yine Güney Kore'ye son takımımıza geçelim. Güney Kore'nin en büyük sıkıntısı santrafor opsiyonları. Son milyarda sadece 2 tane santrafor çağırdı teknik direktör ve bu normalde alışık olduğumuz bir durum değil. Ancak Joe Mingyu'yu çağırmaması gerçekten enteresan oldu. Çünkü K liginde, Kore liginde geçtiğimiz sezon 22 golle en çok gol atan isimdi. Aynı şekilde bu sezonda normal sezonda 15 gol atmayı başardı bu oyuncu. Son 5 yıl içerisinde bu 22 gole falan ulaşabilen tek Koreli yerli oyuncu olmasına rağmen milli takıma çağırmaması gerçekten enteresandı. Hele bir de santrafor sıkıntısı varken. Ancak bundan daha büyük bir endişe varsa o da Heung-min Son'un sezonu çok çok iyi başlayamamış olması ki normalde biliyorsunuz Kane'le birlikte harika başlangıçlar yapıyordu sezona. Bu sezon ise şu ana kadar sadece 3 gol 2 asist yapabildi Premier Lig'de. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol attı. Burada Heung-min Son ve Hwang Hee-chan'ın tam net 9 numara olmaması konusunda bir sıkıntı olabilir. İkisi de çok iyi kanat oyuncuları ancak dediğim gibi net bir 9 numara değil ve takımın net bir 9 numaraya ihtiyacı olabilir. Kore'nin son maçlarına baktığımız zaman yazın 4 tane hazırlık maçları var. Üzerine Temmuz ayında 3 tane de Doğu Asya Şampiyonası maçı oynadılar. Hazırlık maçlarında her zaman takımlarda söylediğimiz gibi Brezilya'dan fark yediler ve Paraguay ile berabere kaldılar. Ama Şili ve Mısır'ı rahat mağlup ettiler. Daha sonra Doğu Asya Şampiyonası'nda Çin ve Hong Kong'u 3-0'lık skorlarla mağlup ederlerken lideri belirleyecek maçta Japonya'ya karşı aynı skorla mağlup oldular. Böylece turnuvayı ikinci sırada tamamladılar. Eylül'de ise Costa Rica ile 2-2 berabere kalıp Kamerun'u 1-0 mağlup ettiler. Bu maçlarda genelde 4-3-3 oynadılar ama
Santrfor bölgesinde sıkıntı olduğu için ya Heung-Min Son'u ya da Hwang Hee Chan'ı koydular. Açıkçası fena oyunculara sahip olmayan ve ne yapacağı belirsiz bir takım olarak görüyorum Güney Kore'yi. O yüzden isterseniz en iyi oyuncularına geçelim. Burada net bir şekilde en iyi oyuncu tabii ki Heung-Min Son. Sezon harika başlamasa da takımın kaptanı ve lideri olacaktır. Onun arkasında bence ikinci sıraya artık Kim Min-jae'yi yazabiliriz. Fenerbahçe'den Napoli'ye gittikten sonra orada performansını daha da yükseltti ve Avrupa devlerinin hemen gözdesi oldu. Yine Hwang Hee Chan'dan da bahsetmemiz lazım. Bir diğer Premier Lig oyuncusu, tehlikeli bir kanat oyuncusu. Her ne kadar çok çok istenen performansı, beklenen performansı gösteremese de Kore milli takımı için gayet yeterli bir oyuncu olduğunu söylemem lazım. Burada izlenmesi gereken maçımıza geçelim. Tabii ki Portekiz-Uruguay maçını söyleyeceğim. İsim nedeniyle zaten en tepe yazacağımız maç olacak buradaki. Cavani'nin iki golüyle birlikte 2018 Dünya Kupası'nda Uruguay'a kazanan taraf olmuştu ve bu sefer Cavani ve Ronaldo arasında iki eski takım arkadaşın maçı nasıl geçecek bir merak konusu oldu. Eğer bu iki takım liderlik için savaşacak diye bir tahminde bulunursak burada lideri belirleyecek bir maç olabilir ve liderin kim olacağı çok önemli çünkü diğer tarafta Brezilya'nın lider olduğunu tahmin ediyoruz ve ikinci olan takım Brezilya ile eşleşebilir. Bu da onların turnuvasını bitirebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla iki takım arasındaki maç önemli olacak ama bu grupta ben net olarak sıralama nasıl olur söyleyemekte biraz zorlanıyorum açıkçası. X faktör ise bence Uruguay'ın gençleri. Çünkü şu anda Valverde, Nunez dedik. Yine Pelistre diye bir oyuncu var. Bunların hepsi bakalım takıma ne kadar adapte olabilecekler, takımı ne kadar yukarıya taşıyabilecekler, yaşlılarla birlikte iyi bir takım oluşturabilecekler mi? Bu bir merak konusu. Özellikle ben Valverde'den çok büyük bir beklentiyle izleyeceğim bu maçları. Bakalım başarılı olabilecekler mi? Sizce grupta da sıralama nasıl olur arkadaşlar? Yorumlara yazarsınız. Böylelikle tüm grup analizlerini bitirmiş olduk arkadaşlar ama kaçırdığınız analiz varsa hepsi şurada. Oradan izleyebilirsiniz. Aynı zamanda hepsini izleyenler için de buraya bütün Dünya Kupası videolarının olduğu listeyi koyuyorum. Onları da izlersiniz. Görüşmek üzere.